Birliği'nin çiftçiye kılavuzluk edecek tarımın gündemi programında topraktan evinize kadar gelen sürece dair haberlerimizle karşınızda olacağız. Bakalım tarımın gündeminde bu hafta neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilerle buluşması, tarımda dijitalleşme ile ilgili Tanzer Bilgen'le söyleşi, üretici İbrahim Keskin'den cevizin özü ve sözü, tezgahlardaki balığın fiyatı ve pişirilme yöntemleri az sonra tarımın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın önümüzdeki yıl hayata geçireceği Milli Tarım Projesi kapsamında Ankara'da çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, gübre kullanımına, ülkemiz ithalat oranına, enflasyon rakamlarına ve peynir çeşitlerine vurgu yaptı. Meyve ve sebzede çeşit arttırmak, ihracat oranını yükseltmek, topraklarımızı daha verimli kullanmak, yani çiftçiye dev destek Milli Tarım Projesi'nin hayata geçmesi için geri sayım başladı. Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Tarım Projesi'nin duyurusunu geçtiğimiz ayda yapmıştı. Çiftçiler yazılı ve görsel basından almıştı bu dev projenin haberini. Haberi alan çiftçilerle geçtiğimiz günlerde buluşan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın dikkat çektiği konuların başındaysa şimdiye kadar kullanılan gübre çeşitleri geldi. Özellikle topraklarımız noktasında şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik. Ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman ne yazık ki çamur olup akıp gidiyor. Doğallıktan uzak. Tüm hastalıkların temelinde de ne yatıyor? O gübreleme yatıyor. Şimdi bu reformla birlikte bana göre biz doğal gübreye dönmek durumundayız. Doğal gübreye dönerken de yapmamız gereken işlerin başında bana göre hani bu çöp atıkları diyoruz ya, bunları biz kompost gübreye çevirmek suretiyle gübrelemede bunları rahatlıkla kullanabiliriz. Ve bunları kullanmak suretiyle de bu kimyevi azotun tehdidinden bütün bu tarımsal gıdalarımızı kurtarabiliriz. Ve bunun üzerinde çalışmamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Şu anda sadece 30 büyükşehir belediyesi bu konularla ilgili adımını atsa, kompost gübre üretimini şu anda hızlandırsa buradan çok büyük nimet elde ederiz. Ve bunları biz kendimiz üretiriz. Tarımda büyümeye de değinen Erdoğan, ülkemiz ithalatıyla ilgili bir konunun altını çizdi. Türkiye 2003-2015 arasında yılda ortalama %4,7 büyürken tarımda bu oran %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı 4 kat artarken tarımsal ürünlerde ihracat artışı bu rakamın altında kalmış ama ithalat artışı bunun üzerine çıkmıştır. Tabii ki bugün tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olmamız gerçek potansiyelimizi kullanabildiğimiz anlamına gelmiyor. Bölgesini ve hatta tüm dünyayı doyuruyor olması gereken Türkiye'nin gıda ve et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun olduğunun ifadesidir. Ülkemizde yetişen sebze çeşitlerinin sayısını az bulduğunu dile getiren Erdoğan, enflasyon rakamlarına da vurgu yaptı. Bizim sebzede çeşitlerimizin çok artması lazım. 19 tane sebze çeşidi nedir ya? Bunu arttıracağız. Bu topraklardan daha çok sebze ürer. Bunları artırmamız lazım. Meyve çeşitlerimizi artırmamız lazım.
Ne ararsan bulunur. Derdi devadan gayri değil ha. Derdi deva. Enflasyon hedeflerimize ulaşamamızın en önemli sebebi gıda fiyatlarıdır. Enflasyon rakamları açıklandığı zaman, domates, biber, bunlar söylendiği zaman gerçekten ağrıma gidiyor. Biz bu noktada domatesten, biberden dolayı enflasyonda olumsuz etkilenmememiz gerekir. Ve peynir. Ülkemizdeki peynir çeşidi üretimini de yeterli bulmuyor Erdoğan. Bu konuyla ilgili desteği de bu buluşmaya katılan kadın üreticilerden istedi. Adamlara gidiyorsun, bakıyorsun masaya peynirlerin envai çeşidini getiriyorlar. Bizde niye olmuyor? Bacılarım bizde de olur mu? İstediğimiz peyniri yapar mıyız? Yaparız. Bunların çeşidini artıracağız. Envai çeşit peynir üreteceğiz. Ve ondan sonra da dünyaya pazarlayacağız. Erdoğan'a göre tarım ve hayvancılıkta ileriye gidilmesi için sadece bu projenin hayata geçirilmesi yeterli değil. Sadece biraz suya, biraz gübreye, biraz emeğe, velhasıl sevgi, dostluk, kardeşlik tohumlarının yeniden yeşertilmesine ihtiyaç vardır. Yaşam tarzımız demek pek de yanlış olmaz teknoloji için. Şimdi çiftçilerin teknolojiyle olan bağına bir göz atacağız. Endüstri mühendisi Tanzer Bilgen çiftçilere teknoloji alanında yaşam koçluğu yapıyor. Çiftçilerin ne zaman ekim, ne zaman hasat ve ne ürünü dikmesi gerektiğine kadar net bilgiler veren Bilgen bizlere dijital tarımı anlattı. Peki bu dijital tarımın ülkemiz tarımına katkısı ne yönde olacak? Haberimizde izleyelim. Dijital tarım, yani tarıma yön veren teknolojilerin tamamı. Endüstri mühendisi Tanzer Bilgen de 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet veriyor. Dijital süreç ve teknoloji tarıma ne gibi katkı sağlayacak? Ayşe Hanım, sizinle benim tarlam var. Tamam, Adana'da 50 dekar yan yana mısır ektik. Şubat'ın ortasında ektik, Temmuz'un ortasında hasat ettik, tamam mı? Gittik işte, siz 1500 kilo aldınız dekara, ben 1000 kilo aldım. Kahveye gittik, dalga geçiyorlar bende. Diyorlar ki Tanzer sen bilmiyorsun bu işi. İşte bak Ayşe şöyle biliyor, şunu yapıyor falan. Abi de diyorum tamam ben bilmiyorum ama söyle ben nerede hata yaptım. Bir Allah'ın kulu çıkıp söyleyemiyorum. Aslında sizinle benim aramdaki fark sizin doğru zamanda doğru miktarda gübre atmanız. Ama kimse bunu kaydetmiyor. Şimdi artık teknoloji o kadar gelişti ki bunu çok ucuza kaydedebiliyorsunuz. Aslında hani bu önünde durduğumuz panel de tamamen bu işi yapmaya yönelik bir teknoloji. Bu dünyada başka yerlerde de var. Yani çiftçilerin o bitkinin simülasyonunu yapıyoruz dedim ya, hangi zamanda hangi aktiviteyi yapıyor bunları kayıt altına almak mümkün. Dolayısıyla sizin neden 1500 aldığınızın matematiğini çözmek için çalışıyoruz. Bunu bir de şöyle hayal edin. Makine öğrenmesi diye bir şey duydunuz mu? Bu yeni bir teknoloji. İnsanlık eskiden az veriyle istatistikçi çalışmalar yaparken şimdi verinin hepsine sahibiz. Ve bu artık insan aklını almayacağı fakat bir makinenin çözebileceği paternler, yani şeyler, etkileşimler çıkartıyor. Bizim şu anda çalıştığımız şey süper çiftçi profili diye bir yaklaşım üzerinde çalışıyoruz. Siz 1500 aldınız, ben 1000 aldım. Türkiye'de 90 bin kişi mısır yetiştiriyor. Bunlardan 30 bin tanesinin verisini bir araya getirin. Üst üste koyun, makine öğrenmesini uygulayın. Diyecek ki sistem, arkadaşlar süper çiftçi 2250 kilo alırdı. Niye mi? Bak şunu, şunu, şunu şöyle yapardım. Çünkü nasıl söyleyeyim, siz 10 aktivite var diyelim 2250'ye giden. Siz 8'ini doğru yaptınız, ben bir tanesini doğru yaptım. 25 bininci çiftçi 3. aktivitenin %25'ini doğru yaptı. Bizim aklımız bunu almıyor artık. Ama bu dataları topladığınız zaman makine öğrenmesiyle diyor ki 2250 böyle yapılacak. Bir sene sonraya sarıyorum bu dataları topladıktan sonra. Diyor ki Tanzer veya Ayşe, bak 2 güne ekmezsen bu bitki yeteri kadar ısı biriktiremeyecek, 2250'den 2050'ye düşeceksin. Biz buna çalışıyoruz. Ve dijitalleşme de aslında kullanmadığımız potansiyeli, gözümüzün önünde duran potansiyeli gerçekleştirmemizi sağlayacak. Temel olarak buna inanıyorum. Yani.
sektörünün yaşadığı en büyük sıkıntılar nedir sizce? Çiftçilerin yaşlılığı. Yani bir numaralı problemimiz bu aslında. Bir de arazilerin ufaklığı. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon tarımsal işletme var ve tarla başına, yani tarımsal işletme başına 60 dekarlık bir büyüklük var. Bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü işte devletin iştirakleri var. Mesela TİGEM diye çok büyük arazilere sahip bir kuruluş var. Ondan sonra Güneydoğu'da büyük ağlar falan var. Daha fazla insanlar var. Dolayısıyla onları siz resimden çıkarttığınız zaman esas 40-42 dekar arazi büyüklüğü ve bu sizin hani rekabet etmenizin önünde çok büyük engel. Dolayısıyla bir numarada şey var, arazilerin farklılığı var. İki numarada da çiftçilerin yaşlılığı var. Ortalama Türkiye nüfusu 27 yaş ortalaması, çiftçilerin 54. Bu fındığa gittiğiniz zaman 62. Yani 5 sene sonra fındık yetiştirecek kimseyi bulamayabilir Türkiye. Dolayısıyla devletin geçtiğimiz birkaç ay evvel Mayıs ayında bir program çıkarttılar. Genç çiftçileri destekleme. Ben bunun çok anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum. Hatta buraya daha çok yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. En önemli iki problemimiz bu. Ondan sonraki problemlerden bir tanesi de ürünlerimizi pazarlayacak örgütlenmemiz yeteri seviyede değil. Yani kooperatifleşme. Çiftçilerin birlik olup girdileri ucuza temin edebilmeleri lazım. Bazı konularda teknik destek alabilecek kaynaklara erişmesi lazım. Peki ülkemizde tarım ne yöne gidecek size göre? Vallahi ben tarıma çok inanıyorum. Bizim ülkemizin tarım potansiyeline de çok ciddi potansiyelimiz var. Şöyle söyleyeyim. Şu anda işte 60 milyar dolarlık bir tarım ekonomimiz var. Bunu 150 milyar dolara yükseltmek mümkün. Bunu yükseltebilmek için ama üretim kompozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaklaşık işte 1/4 biri tarım arazisi, 20 milyon hektar. Bunun 12 milyonunda siz tahıl üretiyorsunuz. Nedir? Buğday, arpa, mısır üretiyorsunuz. Ama bizim memleketimizde sebze meyve de yetişiyor. Avrupa'da yetişmiyor mesela, çok soğuk arası. Ama bizde yetişiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Niğde dediğim zaman ne canlanıyor aklınızda? Böyle buğday yetişirmiş gibi geliyor sadece, değil mi? Elma da yetişiyor orada. Ve elma, o kadar güzel bir elma yetişiyor ki siz o elmadan, bir dekar elmadan aldığınız geliri 20 dekar buğdaydan alamıyorsunuz ve yan yana tarlalarda. Şimdi bir şey hayal edelim. Bundan 15 sene sonra bu 2 milyon hektar tahıl arazisini sebze meyveye dönüştürdüğümüzü hayal edin ve bunda mükemmel yapıyoruz artık. Hani dijitalleşme girmiş, çiftçiler gençleşmiş. Ne kadar dünyayı kontrol altına alabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Tüm dünyanın, Avrupa'nın, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın, Rusya'nın sebzesi, meyvesi bizden gidiyor. Ve adamları biz besliyoruz. Yani dünyanın önündeki en büyük problemlerden bir tanesi de beslenme. Onun için doğru iklim, su ve güzel toprak bizim memleketimizde var. Çünkü o yüzden ben tarımın geleceğine çok inanıyorum. Tarımda sürdürülebilirlik konusunda neler söyleyebilirsiniz? Belki de en önemlisi çevresel sürdürülebilirlik. Çünkü bu dünyadan başka gidebilecek bir yerimiz yok. En azından öngörülebilir gelecekte. Ve buradaki kaynakları idame etmek zorundayız. Dünya bizsiz idare edebilir ve hayatına devam eder. Ama biz dünyasız yapamayız. Yani buradaki kaynaklara ihtiyacımız var. O yüzden akıllı davranmamız gerekiyor. Burada da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bir, su. Şimdi dünyanın 1/4 sularla kaplı ama sadece %3 tatlı su, biliyor musunuz bunu? Ve bu suyun biz sadece %30'una ekonomik olarak ulaşabiliyoruz. %1 tüm dünyadaki suyun %1'ine ekonomik olarak ulaşabiliyoruz. O suyun %70'ini biz tarımda kullanıyoruz. Dolayısıyla hani tarımda profesyonel sulama sistemleri var. 100 birim su harcadığınız yere 30 birimde sulayıp daha fazla verim bile alabiliyorsunuz. Bir, buna dikkat etmek gerekiyor. İki, küresel ısınmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarım dışı faktörleri de var ama tarımın adapte olması gerekiyor küresel ısınmaya. Bunun üçüncü boyutu da toprağın temizliği. Yani biz aşırı gübrelemeyle, aşırı ilaçlamayla ve aşırı sulamayla toprağı tuzlulaştırıyoruz. Dolayısıyla yani yakın gelecekte, yani bu nesilde değil ama çocuklarımızın neslinde belki verimlerimiz ciddi şekilde düşecek. Çok geç değil buradan geri dönebilmek için. Ama dediğim gibi bilgiyi herkese açmamız, çiftçilere, yani tarımı dijitalleştirmemiz ve bunu da takip etmemiz gerekiyor. Yani sen bu bilgiyi verdin bana, teşekkür ederim ama bana ne, ben zaten 30 senedir böyle yapıyorum olmaması gerekiyor. En azından bir sonraki nesil için sorumlu davranmamız gerekiyor.
Dünyada tarıma bakacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Dünyada bayağı söyleyecek şey var aslında tarımla ilgili. Tüm dünyada tarım ekonomisinin büyüklüğü 3,5 trilyon dolar. Türkiye'miz nerede bunun içinde? İlk 10 ekonomiden bir tanesiyiz. Tüm dünyada tarım yapılan alan Türkiye'nin 20 katı kadar bir alan, 1,6 milyar hektar. Bunun %45'inde yem bitkileri yetiştiriliyor. Bu da dünyanın aslında önemli problemlerinden bir tanesi. Çünkü yem bitkisini siz protein tüketimi için yetiştiriyorsunuz. Hayvansal proteinle beslenme tarzımız devam ettiği müddetçe dünyada sürdürülebilir tarım açısından ciddi problemler var. Çünkü gelir arttıkça sizin diyetiniz değişiyor. Daha çok işte et tüketmek istiyorsunuz. Dolayısıyla yem bitkileri, yani hayvansal protein tarımla ilgili problemlerden bir tanesi. Verimi arttırmamızın temel sebebi de bu alışkanlıklarımız. Dünyada da aslında temelde bu sebze meyveleri, özellikle narenciye doğru bir kayış var. Tüm dünyada benzer problemler var aslında Türkiye'de yaşadığımız. Bir sonraki böyle hani büyük tarımsal patlamanın olacağı alanı ben Afrika diye öngörüyorum. Dolayısıyla Afrika çok önemli çünkü toprakları bakir ama çiftçileri çok cahil. Yani ne derler, hem alanları çok çok ufak, 3-4 dekarda çiftçilik yapıyorlar. Şimdi birçok şirket, özellikle Hollandalılar, Amerikalılar, İngilizler Afrika'da önemli ülkelerden toprak kapatıyorlar. Bunlar Nijerya, Kenya, Tanzanya, Sudan bile var. Çünkü Sudan'ın içinden şey geçiyor, Nil'in önemli bir kısmı Sudan topraklarından geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bir an önce hani silkinip bu oyunda söz sahibi olması gerekiyor bence. Diğer taraftan da işte şöyle bir şey anlatacağım. Afrika neden önemli? Mesela bunu şeyden örnek vereceğim. Nasıl diyeyim? Sıçrama diye bir şey var. Mesela bizim hayatımıza diyelim ki böyle kablolu telefonlar geldi. Ev telefonları. Tüm Türkiye'de %95'i kullandı. Sonra cep telefonları çıktı. Biz cep telefonlarına geçtik. Şimdi kablolular azalıyor. Şimdi Afrika'da kablolu telefon yayılmadan cep telefonu çıktı. Dolayısıyla direkt olarak adamlar bu ev telefonlarını kullanmadan hepsinin cep telefonu var. Buna nasıl söyleyeyim, girdir bir gibi bir şey deniyor. İngilizcesi leapfrogging. Şimdi Afrika'da o yüzden çok önemli. Afrika'da hiç böyle bir oturmuş tarım pratiği yok. Dolayısıyla dijitalleşme içinde Afrika o kadar önemli ki tamamen bakir. Adam başka bir metodu bilmediği için kafa bomboş. Hani bizim çiftçilere gittiğiniz zaman 54-55 yaşında 20 senelik 30 senelik alışkanlıkları var. Ötekisi aç, hiçbir şey bilmiyor. Türkiye'nin yüzleştiği bütün problemlerle dünyada yüzleşiyor. Esra Hanım, Denizbank olarak tarımın dijitalleşmesiyle ilgili yaptıklarınız nelerdir? Bildiğiniz gibi Denizbank olarak tarımın finansmanını lider özel banka konumunda yapıyoruz. Finansal çözüm üretmekteki bu başarıyı çiftçimizin tüm ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alıp onlarla hayatın her alanında omuz omuza yürümemize, bir bağlamda sorunları dert edinmemize borçluyuz. Çiftçimizin tarıma emeklerini sürdürülebilir kılmayı ve ülkemizin 2023 tarım hedeflerine ulaşmasını destekleyen yurt geleneğine yaygın birçok projemiz var. Tarımın dijitalleşmesinin bu hedeflere erişimdeki önemi bizi son 2 yıldır dijitalleşmeye yatırım yapan projeler üretmeye teşvik etti. Tarımın dijitalleşmesini birim alandan alınan verinin arttırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, üretilen değerin daha yüksek fiyattan pazarlanabilmesi gibi birçok konuda çiftçimizin hayatına dokunacak bir vizyon ile ele alıyoruz. Dijital alanda yaptığınız yatırımlar nelerdir? Çiftçimizin üretim aşamasında ve ürünü pazarlarken bilgiye tek bir kanaldan ulaşması konusunda yaşadığı bir sıkıntı var. Bunun dışında resmi duyurular, destekleme ödemeleri, hibeler, hal ve borsa fiyatları gibi anında haberdar olması gereken bilgiyi de çiftçimize tek kanaldan sunmak adına Denizden Toprağa Facebook sayfasını kurguladık. 7 ay gibi kısa bir sürede 50 bin takipçi sayısına ulaştık. Aldığımız geri bildirim, sayfamızın bilgiye erişim konusunda çiftçimize oldukça faydalı bir mecra olduğu yönünde. Çok kısa sürede yine denizdentoprağa.com adı altında çiftçimize tüm bu bilgiyi bir veri havuzu olarak sunacağımız bir web sitesi kuracağız. Yine Denizden Toprağa ismiyle bir de akıllı telefon uygulaması projemiz 2017 yılında hayata geçecek.
Bu uygulama aracılığıyla çiftçimiz ziraat mühendislerine video, ses kaydı, fotoğraf veya yazılı metin ile tarlası ya da zirai ürünü hakkında kafasında takılan her konuyu soru olarak aktarabilecek. Çiftçimizin kayıtlı tüm arazileri üzerinde ürettiği ürünlerin ilaç, gübre, sulama ve hasat zamanları hatırlatma olarak kendilerine uygulama üzerinden iletilecek. Önemli meteorolojik gelişmeler ve haberler anında çiftçimizin cebinde olacak. Yeter ki çiftçimizin yüzü gülsün. Çiftçimizin yüzünü güldüren Denizbank'ın sunduğu Tarımın Gündemi devam edecek. Opet tuvaletlerine her gün binlerce kişi giriyor. Ama en çok biz giriyoruz. Opet tuvaletlerini yüksek hijyen standartlarında sürekli temizliyoruz. Çünkü biz sağlığınıza çok önem veriyoruz. Dünya Tuvalet Gününüz kutlu olsun. Girdiğiniz her tuvalet tertemiz olsun. Opet. Aramızda kalsın. TAP Yapı İstanbul Kartal'da Teras Kule ile yine sınırları zorluyor. Bu kez gökyüzü bahçeleriyle geliyor. Teras Kule adalar ve iki ayrı marina manzarasıyla kocaman bir dünyayı tek bir yaşam alanına sığdırıyor. Gökyüzü bahçenizde ister jacuzzi keyfini yaşayın, ister domates biber yetiştirip özlediğiniz huzuru yakalayın. Lansman öncesi avantajlar için yerinizi ayırtın, önceliğinizi kaçırmayın. Aramızda kalsın. Teras Kule TAP Yapı'dan. Bestel Ultra HD TV'ler Full HD TV fiyatına Teknosa'da. 109 ekran Ultra HD LED TV sadece 1699 lira. Teknosa, herkes için teknoloji. Aramızda kalsın. TAP Yapı Teras Kule ile sınırları zorluyor, gökyüzü bahçeleriyle geliyor. Adalar ve marina manzaralı bahçenizde huzuru yakalayın. Lansman öncesi avantajlar için yerinizi ayırtın. Teras Kule TAP Yapı'dan. Turkcell bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca Emojan hiç düşünmedim, anında kabul ettim. Sonuçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar, Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki bana ne kardeşim, ben sonuçta bir odada kalacağım. Beyler, ben size dedemin resmini göstermiş miydim? Nasıl? Benziyor muyuz? Delikanlı, tutkalını bol koy tutkalını. Turkcell'e de bak sen, her yeri bizim resimlerle donatmış. Peki bu iyiliği için bizim Turkcell'e para vermemiz gerekmiyor mu? Pamuk, şu an iyi niyet zehirlenmesi yaşıyorum birader. Bak bıyığıma ağrı girdi. Kampanya başlıyor mu yani? Çok korkuyorum. Ben korkacak bir şey göremiyorum. Gördüm. Sus. Arkana bakma Selik'tek. Turkcell'le Emojanlar çok yakında tüm ekranlarda. Çiftçimizin yüzünü güldüren Denizbank'ın sunduğu Tarımın Gündemi devam ediyor. Sizlerde bir dikili ağacım olsun diyenlerdenseniz bu haberi dikkatlice izleyebilirsiniz. Bir ceviz ağacına 8 yıl emek verirseniz o sizi 80 yıl, yani ömrünüz boyunca bırakmıyor. Hem doğadan bir dostum olsun hem de ürününden faydalanmak isterim diyorsanız ceviz üreticisi İbrahim Keskin'in cevizle ilgili vereceği bilgileri kaçırmayın. Yaşama dirençli ceviz ağaçlarına şu sıralar uyku vakti. Ceviz yetiştiricileri 2017 yılının Eylül ayında ürünlerini hasat edecek. Hem şifalı hem de vefalı bir kabuklu meyve ceviz. Siz ona 8 yıl bakın, o size bir ömür baksın derler onun için. Bir ceviz bahçesine gidelim şimdi. Ceviz nasıl bir meyvedir? Nasıl yetişir, ne zaman hasat edilir? Ceviz üreticisi İbrahim Keskin, cevizle ilgili A'dan Z'ye her şeyi anlattı bizlere. İçeriğine bakalım biraz, işte değerlerine bakalım, cevizi anlatalım. Şimdi Ayşe Hanım, bütün mesele şu. Bütün mesele fındık yağı olsun, zeytinyağı olsun, ceviz yağı olsun. Bu yağların içinde tamamen konu fiyat olayında.
Bunu insanlarımız hepsi tüketebilir. Hepsi ağaçlardan elde edilen bir ürünün yağı. Bakın ayçiçek gibi değil. Ayçiçek yağı gibi, bir kanola yağı gibi değil. Tek yıllık bitkilerden elde edilen değil. Biz onu biliyoruz ki ağaçtan elde edilen yağ çok daha popüler. Peki ceviz nasıl yetişir? Bize biraz anlatır mısınız? Bileni bulmak da bilmektir diye çok mükemmel bir atasözü var. Bu bende bir rehberdir. Cevizi yetiştirmek için ne yapmak diye hocamıza sordum da ilk aldığım cevizle ilgili soruya yanıt şu. Dediler ki bir, su yoksa ceviz ekme. Bu bir. İki, bu halk diline de çok uygun. 8 sene sen cevize bakacaksın, 80 sene o sana bakacak. İkinci en önemli husus toprak yapısı. Üçüncü en önemli husus o toprağa uygun olan ceviz cinsini bulmak. Peki toprağa ektiniz. Cevizin büyüme sürecinden bahsedelim. Hasat zamanına kadar nasıl bir süre geçiyor? Bakımı nasıl yapılıyor? Şimdi özellikle ceviz ekiminde mutlaka fidan kullanılıyor. Yani bizler şimdi cevizin kendisini toprağa ekimini yapıp buradan çöğür dediğimiz onun çimlenmesi ve buna aşı yöntemi. Biz bunlara çok yatkın değiliz. Bunu ticari anlamda yapan müesseseler var. Belli bölgelerde bu ağaç 2 sene boyunca yapılıyor. Anaç kullanılıyor ve anaca aşı yapılıyor. Aşı sağlanıyor. Biz aşılandıktan sonra sonbaharda onu ağacı bahçemize dikiyoruz. Bahçeye dikerken orada bir bilgi kirliliği var. Bir türlü bunu aşamadık. Neden aşamadık bilmiyorum. Mesafeleri, ekim mesafeleri. Örneğin ben 8'e 8 dikim yaptım. Ama şimdi bakıyorum ki yeni dikim yapan arkadaşlar 7'ye 4, işte 7'ye 3 değişik yöntemler uyguluyorlar. Ama bunun hangisi tam doğru onu hala kestirmiş değiliz. Peki hasat zamanı hangisinin doğru olduğu ortaya çıkmıyor mu? Hangisinin doğru olduğu hasatta çıkıyor tabii de. Ama bunun için zaman lazım. Zaman dediğimiz şey de biliyorsunuz para demek. Yani ben ağacımı atıyorum 10 yıl boyunca yetiştiriyorum ağacım büyüyor ama bana meyvesi ekonomik yönden yetmiyor. O zaman bir yerde bir yanlış var ama 10 senelik telafi bunu kapatmak için de insanın biraz sermayesinin yüksek olması lazım. Bir ağaç kaç yılda yetişiyor? Bakın benim arkamda görmüş olduğunuz şu yalavadır. Bu yalava 4 ürünü. Bu tam 10 yıllık bir ürün. Tam 10 yaşını doldurmuş vaziyette. Bu ağacın bu hale gelene kadar şu anda da verdiği verim de yani ideal bir verim değil. Dolayısıyla bu ürünün ekonomik vaziyete gelene kadar hani bu devletin sübvanse ettiği kredilerden mi olur? Yani vadesi biraz uzun mu olur? Çünkü inanın altyapısı çok önemli. Sulama sistemleri var. Bakın ben arazimde suya biraz uzaklığından dolayı derin kuyu yaptım. Derin kuyunun bir maliyeti var. Elektrik olayı uzaktı. Onu getirttim. Bunlar büyük sermaye gerektiriyor. Bunların en ideali işte 60-80 arası tanenin 1 kilo gelmesi gibi. Cinse göre de çok değişiyor Ayşe Hanım. İç ağırlığına göre değişiyor. Her cevizin kabuk yapısı farklı, iç yapısı farklı çeşitlerine göre. Örneğin benim esas ürünüm şu anda bahçemde ekili olan Yalova 1. Yalova 1 de çok ideal, çok standart bir ürün. İç oranı da çok yüksek. %55'e varan bir iç oranı var. İbrahim Bey, bu ağaca hangi aşılama yöntemini uyguladınız? Şimdi Ayşe Hanım, bizim cevizde çeşit değiştirirken uyguladığımız ve çok net sonuç aldığımız 2 tane aşılama yöntemi var. Biri kalem aşısı, diğeri göz aşısı. Zaten kalem aşısı mevsim itibariyle öncelikli aşı, göz aşısı kalem aşısıyla alamadığımız sonucu tamamlama aşısı bir noktada. Bu gördüğümüz ağacı, bakın öncelikle oraya bir işaret vurmuşum. O soru işareti daha önce meyvasını beğenmemişim. Yani benim bu meyvalığıma karışmış bir ceviz cinsi. Onun için o kesilecek anlamındaymış ya da aşılanacak anlamındaymış. Şimdi ben bunu şurada gördüğünüz gibi kesimini yapmışım. Bu kesimi Nisan ayının başında yapmışım. Bir 20-25 günlük veya 10 günlük 15 günlük bu ağacına göre değişir.
ağlama diyoruz biz buna. Su vermesi dışarıya doğru ağlamasını yapmış ve dolayısıyla şu gözü en alttaki büyük bir dalı, ben bunu ağaca yaptığımız aşıyı korumak adına, kalemi korumak adına şu dalı bırakmış. Biz buna nefes dalı diyoruz. Bu nefes dalının bu ağaçta kalma süresi bu yılın Şubat ayına kadar. Şubat ayında bakın ben bunu ağacın bu gövdesine yakın yerden kesimini atacağım, bu ağacı çıkaracağım. Bu ağaç o tabii kesim yeri kendi kendini tamir edecek. Bakın şurada gördüğünüz gibi daha önce küçük bir dal almışım, kendini tamir etmiş. İçerisinde böyle bir özelliği var. Bu yarayı kapatacak. Benim artık üzerine durduğum asıl ağaç bu olacak. Asıl ağaç bu olacak. Bakın buraya ben rüzgar yönlerini de hesaplayarak, bizim kuvvetli rüzgarlar genelde jeolojik yapı olarak boğazdan gelir, sert eser Poyraz. Dolayısıyla bakın Poyraz'ı Poyraz'da etkilenmeyecek bir pozisyonda bir kalem atmışım. Bir tane de şuraya atmışım ama kalemin bir tanesi tutmamış. Bakın şu tutmayan aşı. Bu kalem tutmamış kalem. Bu tamam. Ama bana bir tane kalem tutması yetiyor. Ben bu yıl artık bu ağacı şekillendireceğim. Ceviz yetiştiriciliğinde sulama çok önemli bir faktör demiştiniz. Siz nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Çok doğru. Sulama zaten baştan söylemiştik. Su yoksa ceviz ekmeyelim diye, ekilmez diye. Su en fazla ihtiyaç duyduğu maddelerden bir tanesi. Şimdi sulama için en ideali, bizi en azından öyle yönlendirdiler ve biz de bundan memnunuz. Damlama, diplerine damlama diyoruz. Fıskiyelerimiz var, bir ana hattımız var. Bu ana hattı. Tali hatlarımız var. Önce bir ana hat. Onları ortada rahat işleyebilmek için üzerine otla mücadelede veya diğer hizmetlerde gömdük o orta sisteme. Ve filizlerle, gördüğünüz gibi bu filizlerle de çıkış yaptık. Sıra aralarına, sıra aralarına da damlamaları çektik. Alt ve üst çift sıra bunlar. Alttan ve üstten sulanışa dengeli bir sulama mümkün oluyor. Böyle de bir yöntem var. Bu da güzel bir yöntem. Peki diğer yöntem nedir? Diğer yöntem, arazi düz olsa, çok düz olursa karıklama yöntemi olabilir. Yani su boşta verilebilir, suyun dağılması su sistemde daha da rahat olabilir. Bol sulama yapılabilir. İbrahim Bey, cevizin manevi bir beklentisi var mıdır üreticisinden? Şimdi ceviz bir canlıysa bütün canlıların manevi beklentisi vardır. Tamamının da sevgiye ihtiyacı var. Bakın çiftliğimde diğer hayvanlardan var. Onlar beni gördükçe farklılaşırlar. Çünkü her gün benden belli bir değer alıyorlar. Kangallarım var biliyorsunuz, onların değeri var. Ama bitkilerin de değeri var tabii ki. Manevi istekleri de var. Şimdi kendimden bahsedeyim özellikle. Ben inançlı bir insanım. Duygu yoğunluğu da var. Yılların verdiği bu birikim de var. İnanın zaman zaman geldiğinde, özellikle ve özellikle meyve oluşumu gerçekleştiğinde gelir ağaçla konuşurum. Ve hatta derim ki bu arada tabii inancımı da bir tazeler. Onu bir şükre de dönüştürürüm. Derim ki Yaradanım, hemen bakın şöyle size bunu dalında izah edeyim. Yapraklar nasıl olsa dökülmek üzere. Onları koparmamda sakınca yok. Şimdi bakın, önümüzdeki yıl Eylül ayında hasadını yapacağım bir bitkinin şu anda ona manevi ve maddi verirsem bana ne vereceğini görebiliyorum. Ve diyorum ki Yaradanım, o kadar büyüksün ki bunun üzerine meyveyi oluşturacaksın. Bakın Ayça Hanım, şunlar erkek tozlar, şunlar dişi çiçekler. Bunlar açacaklar. Ne zaman açacaklar? Nisan'ın içinde açacaklar ve bana Eylül'ün 15'inde de içi yağ dolu, insan sağlığına bir numara bir meyve oluşturacak. Bundan daha güzel bir beklenti olabilir mi? Mevsim
palamutlu şimdi çinekopa döndü. Hamsi ve lüfer de yine bolca avlanan balıklar arasında. Bizler de ilk önce Çanakkale Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde balığa çıkan balıkçılardan denizlerdeki durumu öğrendik. Sonra tezgahlara gittik ve satıcılardan fiyatları aldık. Oradan da mutfağa geçip sezon balıklarının hangi yöntemle pişirilmesi gerektiğini sorduk. Denizin bereketi, balıkçının ekmeği. Ülkemizde dört mevsim çeşidi bol olan balık, tüm değerleriyle insanoğluna denizden gelen şifa. Ülkemizin boğazında da denizinde de her zaman rast gelir balık. Bu zenginliği ülkemize sunan noktalardan birine götüreceğiz şimdi sizleri. Çanakkale Boğazı'nda Çanakkale'li balıkçıların balık tutmak için en çok tercih ettiği bölgelerden biri Karanlık Liman bölgesi. Sabah saatlerinde ağlarını denize atan balıkçılar 2 saat sonra geldiler ve şimdi ağlarından balıkları ayıklıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Erdi. Erdi Bey, bugün nasıldı? Ne var balıklarda? Bugün pullu balığımız var, 3-5 parça lüferimiz var. Fakat sıkıntılı bir hava var, lodostan dolayı hava batı. Ağlarımız bayağı kirlenmiş durumda. Temizlemeye çalışıyoruz onları. Akımdan dolayı geçen balıkların aslında sonu geldi artık akımın. Eylül 15'te akım başlıyor. Hepsi de zamanında, mesela Ekim ayında çıpra, ondan sonra sırayla lüfer, kefal, torik, palamut, o tarz balıklar. Sırayla, yani aklımıza gelen, mesela bizde ne var? Çıplak balığımız var, lüfer var, çıpramız var bugün. Kupa, karagöz. Pullu balık dediğimiz. Pullu balık dediğimiz, mesela bunlar pullu balık. Çıpradır, kefaldır. Peki mevsime göre balık tutma oranınız iyi mi? Bu sene biraz daha düşüş var. Sebebi nedir? Sebebi çinekopların çok yakalanması. Yani mesela bir gırgır 30 ton, 40 ton, 50 ton çinekop yakalıyor. Çinekop büyümediğinde lüfer olmuyor. Lüfer olmadığında sıkıntı. Zaten şu an havalar soğuduğu için balık Karadeniz'den Akdeniz'e göç ediyor yumurta bırakmaya ya da oradan yumurtalı dönmeye. Ama İstanbul Boğazı'nın girişinde 10 tane gırgır boğaz kapanmış şekilde. Geçen gün de mesela diyelim televizyonda duyduk. İstanbul Boğazı'nda lüfer kilit oluyor gırgırlardan dolayı, yatak yapıyor. Gelen Karadeniz'den göç etmeye çalışan palamutla torik Karadeniz'de hapsoluyor. O da hamsileri yemeye başlıyor. Bu sefer de Karadeniz'de hamsi kalmıyor. Yani bir denizin dengesini bozuyoruz biz. Bu sezon biraz denge bozuk. Var mıydı balık bugün? Bugün bereketli geçti. Lüfer, çıpra, kefal, karagöz karışık. Peki av yasağından sonra nasıldı balık sezonu? Vallahi Eylül'de başladı balıkçılık. Esas Eylül'ün 20'sinde başladı. İşte şöyle Ekim, Kasım aylarına kadar lüfer. Ondan sonra da lüfer oltaya atıyor. Oltacılar iş yapacak. Bizim daha şurada 5-10 günde ağlarla lüfer yakalarız. Ondan sonra oltacılara geçiyor. Ve tezgahlara geçelim. Sezonda hangi balık bol ve kaç liraya satılıyor? Sorularımızın yanıtını da İstanbul'daki balıkçılardan aldık. Tezgahta hangi balıklar var? Fiyatlar nasıl? En çok hangi balık bol? Tezgahta şu anda çinekop balığı var. Palamut balığı var. Lüfer balığı geliyor oltadan. Mezgit balığı kış mevsimidir. Tekir balığı geliyor. Uskumru balığı çıkıyor ama şu anda ağırlık olarak çinekop balığı mevcut tezgahlarda. Çinekop balığının fiyatı 10 liradan başlıyor. Şu anda bayağı bolluk var yani. Hamsiden ucuz diyebiliriz. Hamsi ne kadar? Hamsinin fiyatı 15 lira. Çinekop 10 lira. Yani bayağı bir bolluk var. Yani bütün vatandaşlar yiyebilir. Palamut boldu. İşte havalar soğudu. Çinekop'un da gelmesiyle rakam biraz arttı. Fiyatı 7 lirayken 12 liraya kadar yükseldi. Biraz irileri 15 liraya kadar çıkıyor yani. Adem Bey, tezgahta en çok hangi balık var? Şu an çinekop var. Niçin peki? Çinekopun bolluğu olduğu için. Fiyatları nasıl çinekop? Fiyatlarımız bugün 15 TL. Çok olduğundan 15 TL. Daha da aşağı düşmesini bekliyoruz. Palamut çok vardı bundan bir ay öncesine kadar. Palamut artık kesti, yerini çinekopa bıraktı. Çinekop da umuyoruz uzun zaman olur. Vatandaş da bol bol yer.
dileğimiz bu. En çok tercih edilen balık da hamsidir kışın. Hamside fiyatlar nasıl, durum nasıl bir de? Hamsi bugün 17 TL. Dün 13 liraya hamsiyi sattık. Dün hamsi çok boldu. Hava dün gece gelen lodos yaptığının hamsi az çıktı. Bir de çinekopla canavar olduğu için bütün balıkları yiyor. Balıklar avlanıyor, satılıyor. Peki aldığınız balığı nasıl pişirmelisiniz? Şimdi de işin mutfağından mutfağına geçelim. Tepside çinekop balığı var. Nasıl pişirmeyi öneriyorsunuz? Evet, çinekoplarımızı temizledik, getirdik. Çinekopların ızgarası daha güzel olur. Çinekop yağlı balık olduğu için ızgara güzel yapıyoruz. Yağlı balık şu anda çinekop, lüfer, sarı kanat. Izgarası çok güzel oluyor. Adem Bey, ne balığı pişiriyorsunuz? Lüfer. Nasıl pişiriyorsunuz? Izgarada. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Yani daha güzel oluyor yavaş yavaş pişirdiği zaman. Sait Bey, ne balığı pişiriyorsunuz? Hamsi. Nasıl pişiriyorsunuz hamsiyi? Mısır ununda, teflon tavada, az yağda güzel pişiriyoruz.